Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. İhtiyaç duyduğumuz oksijenin %50 ila 70'ini denizlerimiz üretiyor. Bize hayat veren denizlerimiz maalesef %80 oranında karadan, insan eliyle hızla kirletiliyor. Başta plastikler olmak üzere günlük hayatta sıklıkla tercih edilen tek kullanımlık ürünler kısa bir kullanımdan sonra atık olarak doğaya karışıyor. Bu atıklar geri dönüşüme kazandırılmazsa zamanla kıyılara ve denizlere ulaşıyor, deniz canlılarıyla buluşuyor. Ancak hayatımızda yapacağımız çok küçük değişikliklerle bile denizlerimize nefes vermek bizim elimizde. Daha mavi denizler için neler yapabilirim? Yaşam alanlarımızda ve çevremizde geri dönüşümün uygulanmasına özen göstermeliyiz. Bunun önemini başkalarının da fark etmesini sağlamalıyız. Tek kullanımlık ürünler yerine tekrar kullanabileceğimiz alternatiflere yönelmeliyiz. Uzun ömürlü ve doğayla dost ürünleri tercih edebiliriz. Örneğin, stretch film yerine cam kavanoz, kağıt havlu yerine el bezi veya havlu kullanabiliriz. Mutfağımızda oluşan organik atıkları çöpe atmayıp, komposta dönüştürerek bitkiler için gübre olarak kullanabiliriz. Evimizde çalışmayan elektronik araç gereçlerimizi tamir ettirmeli veya bozulanları çöpe atmayıp geri dönüşüme kazandırmalıyız. Su ihtiyacımızı gidermek için pet şişe yerine matara kullanabiliriz. Kağıtların her iki yüzünü kullanarak kağıt atığımızı yarıya indirebiliriz. Okul araç gereçlerimizi geri dönüşüme uygun ve plastik olmayan daha sağlıklı malzemelerden seçebiliriz. İş yerlerimizde de kullandığımız ürünlere dikkat etmeliyiz. Pet şişe yerine matara, sıcak içecekler için termos, tek kullanımlık bardak yerine kupa kullanabiliriz. Daha az çıktı alarak daha az toner kullanabilir, aynı zamanda da kağıt israfının önüne geçebiliriz. İhtiyacımızı bilerek alışverişe çıkmak önemlidir. Çünkü alışveriş yaparken ihtiyacımız kadar almaya dikkat edersek hem fazla üretimi hem de atık oluşumunu engellemiş oluruz. Güzel bir günde ailemiz ve arkadaşlarımızla piknik yapmak istediğimizde piknik sepetimizi hazırlarken yeniden kullanabileceğimiz, atığa dönüşmeyecek ürünleri koymalıyız. Çöplerimizi asla piknik alanında bırakmamalı, türlerine göre ayırmalıyız. Hijyen için de ıslak mendil kullanmak yerine ellerimizi yıkayabilir ya da el bezi kullanabiliriz. Hadi gelin hep birlikte sahillere göz atalım. Kıyılarımız tertemiz, denizlerimiz ne kadar da mavi. Bu maviliği gelecek nesillere bırakmak istiyorsak bazı sorumluluklarımız var. Öncelikle tek kullanımlık ürünlerden uzak durmayı yaşam biçimi olarak benimsemeli ve tüm çevremizi de bu yönde teşvik etmeliyiz. Bulunduğumuz bölgede gönüllü olarak kıyı temizliği faaliyetleri yaparak denizlerimizin temiz kalmasını sağlayabiliriz. Denizlerimiz ve su kaynaklarımız için Turmepa'nın başlattığı Sıfır Atık Mavi hareketine katılarak büyük değişime ortak olabiliriz. Nerede olursak olalım, mutlaka atıklarımızı doğru şekilde ayrıştırarak geri dönüşüme kazandıralım. Unutmayın, denizler hepimizin, onu korumak da hepimizin sorumluluğu. Oksijenimizi korumak için siz de sorumluluk alın, bu mavi değişimin parçası olun. Çünkü deniz varsa hayat var.